Biraz dinlen istersen. Yok abla, kimseye hak geçmesin. Geçmez, geçmez. Hadi. Hadi sen. Ne oluyor? Yok bir şey. 4 gündür çift vardiya çalışıyor. Hı hı. Sen de yorgundun hani. Düşüp bayılma sonra. Merak etme, kötülere bir şey olmaz. Kızlar? Yok mu aramızda şarkı söyleyebilecek bir popstar? Olmaz mı? Hadi in kızlar. Aşkın açamadı kapı, kalanları kuşamadı yer mi var? Kalbimi seve seve sana veririm. Ne o acelen ne? Başka sakalları için sabırsızlık. Bu sana inanmıyorum. Sabahtan beri bu anı besin. Saatler geçmek yok. Hadi o zaman. Biz kalkıyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geceler sattı. Abi bizim tamam, aşağı geliyorlar. Geldiler. Sen Bey. Nereden çıktınız siz be? Kız arkadaşı. Sen Bey. Onları ben getirdim. Eyvah. Berna. Sarp o kim? Kendin istedin Sarp. Sabah bunu yapacağımı söylemiştim sana. La kahretsin. Eşol eşek. Bir de kendisine soralım Orhan Bey. Biliyorsun bir sürü yalan haber. Bu kaçıncı be? Hepsi mi yalan haber? Siz şımarttınız bu herifi, siz. Senin de suçun var. Evlenmezsen yardımımı keserim dedin. Ama hala tık yok. O da aklına istediği gibi yaşıyor işte. Babam nasılsa bana kıyamaz diyor. Haksız da değil. Öyle mi diyorsun? Ben gerçeği söylüyorum. Görelim bakalım o zaman. Evladım bana hemen muhasebe müdürünü bağla. O görür şimdi günü. Buyurun sen, teşekkür ederim. Kahvaltı etmek için biraz fazla abartılı bir yer değil mi burası? Senin ışığının yanında sönük bile kaldı bence bu mekan. Şımarıklık yapma Sarp. Kızgınım sana. Aslıcığım, hani konuşmuştuk?
Kız manyak diyor. Bir söz kestiler bana sormadan. Havaya girdi kız da. Tabii. Kesin öyledir. Kartınızdan para çekemedik Sert Bey. Allah Allah. Maiyetini mi bozduk acaba? Şunu al. Teşekkür ederim Sert Bey. Ben bu kalbi sana mühürledim bilesin Aslı. Seviyorum, aşığım, deliyim. Sert Bey, bu karttan da çekemedim. Allah Allah. Ne oluyor bu kartlara ya? Dur şu bankayı bir arayayım ben. Sert Bey, isterseniz bir dahaki sefere... Yok canım, olur mu öyle şey? Tabii Esat. Ne demek? Ne oluyor Esat? Bir sorun mu var? Yok yok. Bir şey yok. Gün ışığına da hasret kaldık genç yaşta. Neyse ki bugün tatil. Evet. Hadi görüşmek üzere kızlar. Bay bay. Ekin. Hadi gel. Gidelim sıcacık simitler alalım. Sonra da sahile gidip kahvaltı yapalım ha. Benim bir babama uğramam lazım Gönül. Kaç gündür söylüyorum abine sen uğra diye ama. Senin kocan adam olmaz canım. Zaten babamın taburcu olmasına da az kaldı. Ben de gelemedim iki gündür. Yarın uğrarım artık. Tamam. Selam söyle kayınpederime. Hı hı. Hadi canım. Ben buradan kaçayım. Tamam. Ararım ben seni. Tamam, okey. Hayda. Arabayı buraya park etmiştim ben. Emin misiniz Sert Bey? Oğlum, arabayı nereye park ettiğimi unutacak değilim ya. Belki de arkadaşınız almıştır. Ya arkadaşım falan yok abicim. Buraya park ettim. Anahtar bir bende var, bir de... İyi misiniz Sert Bey? Bir taksi çağırmamı ister misiniz? Taksi! Sağ ol. Pardon ya, sen git hadi, tamam mı? Ben nasıl döneceğim şimdi ya? Ücretleri alalım. Ücretini ödemeyen kalmasın. Ücretini göndermeyen var mı? Arkadaşlar bir kişi ücretini vermedi. Lütfen uğraştırmayalım. Arkadaşım kim vermediyse ücretini ödesin. Bizi de töhmet altında bırakmayın burada ya. Pardon. Ben vermedim, dalgınlığıma gelmiş. Lütfen ama hanımefendi. Sizin yüzünüzden biz de burada zor durumda kaldık. Bayan parasını vermişti. Parasını vermeyen şu beyaz elbiseli arkadaş. Yok o değil kardeşim, ben vermedim. Alsana şunu. Birader ayıp değil mi? Versene. Ya sana ne ya? Veriyoruz işte. Kim verdiyse verdi. Alsana şunu.
Lütfen düzgün konuşalım. Bak bayansın. Ya uzatmasana kardeşim. Arkadaşımın parasını veremem mi? Ne kadar çabuk arkadaş oldun. Bana bak, terbiyesizlik yapma. Senden ne öğreneceğim ulan terbiyeyi? İstersen öğretirim. Öğret o zaman indi. Tutar mısın şunu? Dur. Gel aşkım. Sakin ol birader. Nerede vereyim dersin? Şimdi bana parayla mı verdiler ha? Ya ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Ya gerçekten çok pardon. Sizi de zor durumda bıraktım. Sorun değil. Aslında kendi arabam var. Minibüslere pek binmem. Belli oluyor. Bu arada benim adım Sarp Teksoy. Teksoy Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Ben de Ekin Serbest. 2005 kainat güzeliyim. Tabii. Bu durumda bana inanmamanız normal. Ama birazdan arkadaşım gelince... Bu arada telefonunuzu kullanabilir miyim? Ne o? Kontürünüz mü bitti Sayın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı? Oğlum Serkan, hemen gelip beni alıyorsun. Sarıyer yokuşu. Tarabya sapağını geçince ilerideyim ben. Bilmiyorum oğlum ya. Arabayı otelin önünden götürmüşler. Hadi ya, ok gibi fırlıyorsun. Hadi. Arkadaşım birazdan gelir. Seni de gideceğin yere bırakırız istersen. Sağ ol. Arkadaşın seni kurtarsın yeter. Boş ver minibüs ya. Durmuyorlar işte. 2 dakika beklesene. Geliyor işte benim arkadaşım. İyi. Yönetim kurulu seni beklemekten sıkılmıştır zaten. Hah. Aslanım Serkan be. Gideceğin yere bırakalım seni de. Hayır teşekkürler. Çekilme gel hadi. Tamam canım, kızmana gerek yok. Hem birazdan suya özgerme almaya gelirsin öyle değil mi? Abi ne oldu ya? Kim bu kız? 2005 kainat güzeliymiş. İnanırım. Güzelliğine diyecek yok ama ukalalık olmamış. Oğlum, ne işin var senin o tabanda? Bilmiyorum. Birazdan ben de anlayacağım seni. Kenan, hayrola? İsmet amcayı ziyarete geldim. İyi gördüm ama toparlamış kendini. İyi maşallah, çıkacak artık. Bir şeye ihtiyacınız olursa... Yok, sağ ol Kenan. Şey, istersen bekleyeyim seni. Mahalleye beraber döneriz. Gerek yok, zahmet etme Kenan. Ne zahmeti canım? Ben geç çıkacağım, sağ ol. Oldu o zaman. Sağ ol kız. Baba yapsana artık şu kahvaltını. Şimdi bu kahvaltı mı? Unut o günleri. Yasak artık sana yağlar, yumurtalar falan. Siz öyle sanın. Efendim? Yok bir şey. Annenler nerede? Yeni çarşaf getirecekti. Eve daha gitmedim. Gelirler şimdi. Abin olacak o zırzopa söyle. 3 gündür ortalarda yok. Bugün de uğramazsa bir daha hiç uğramasın. Ay. Ulan elin 7 katı oğlu geliyor her gün ziyarete, bizimki yok. Kenan mı? Kenan ya. Vallahi çok hakikatli çocuk. Bizimki hayta. Ay. Tamam baba, sen kafanı bunlara takma artık. Ya bir daha teklerse ne yaparız biz? merak etme. Acı patlıcanı kırağa çalmaz. Baba benim arabayı sen mi aldırttın? Ben aldırttım evet. Kartlar, telefon, onları da mı? Aynen öyle, onları da. Ya baba ne yapıyorsun sen ya? Asıl sen ne yapıyorsun eşşol eşek? Bu ne?
Ya baba, buna mı inandın sen şimdi? Tokat yerken fotoğrafın çekil. Nasıl inanmayayım artık? Baba öyle görünüyor ama değil. Ya bak, ben burada çekmeyin derken Berna da bu arada bana bir şey anlatmaya çalışıyordu. Kes! Ben sana benim paramla hovardalık yapamazsın demedim mi? Ya dedin. Evlenmezsen muslukları keserim demedim mi? Ya dedin de... Sen ne yaptın? Evlenmek şöyle dursun, gazete manşetlerine çıkıp her Allah'ın günü bizi rezil etmeye devam ettin. Ya baba, çoğu spekülasyondan öteye geçmiyor biliyorsun. 2 yıldır sözlüsün ulan sen. 2 yıl sözlük almak diye bir şey duyulmuş mu? Ya baba, Berna'yla halledemediğimiz bazı sorunlar var. Bu akşam halledersin sorunlarını. Mustafa Bey'le konuştum. Bu akşam yemeğe geliyorlar. Ama tabii gelmek istemiyorsan o senin bileceğin iş. Bizde zorlama yok. Alayım beyefendi. Anne babam ne diyor ya? Bu defa ben de bir şey yapamam vallahi Sarp'cığım. Çok sinirlendi. Hakkı biraz ağırdan al, tamam mı? Vallahi beni karıştırma sen. Ne olacak ya? Ya baba, bir ayarını bulamaz mıyız? Ne oldu? Bu sefer annen yüz vermedi galiba. Birkaç ay daha müsaade et. Senin kredin bitti oğlum. Baba, bir dinle. Berna'ya aşık değilim. Zaman ne olursun. Kendimi evliliğe hazır hissetmiyorum baba. Evlenince alışırsın. Ya baba, baba en azından arabanın anahtarlarını bıraksam. Of. Çekmediğim dertler çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem olmadı. Oğlum kurtulur, en aşağı düşeceksin şimdi. Ben zaten düşmüşüm be annem. Ağlamadım, sokağım. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. İn aşağı. Ağlamadım, sokağım. Anne. Köşe kalmadım. Abi kendini öldürecek kızım. Kardeşim, canım kardeşim ben. Ya kurt, inanmıyorsun, delirdin mi? Delirdim. Bittim ben iki. Oğlum ben. Yüzünü öyle yere düşürme. Sana milyarlar bırakamadım ama onurlu bir hatıra bıraktım. Baba ölme. Canım mı? Kurt, saçmalama. İn oradan aşağı. Yaklaşma iki. Çok ciddiyim. Kendimi de bu evi de yakarım. Oğlum. Oğlum sakın yoldan kurtma. Oğlum. Delirdim oğlum. Yaklaşma iki. Bak çok Kurti, ciddiyim. Bak yakarım kendim bak. Kurti bırak o yaklaşma. Çarpma. Bak Kurti, çok bırak ciddiyim. Diyorum. Yaklaşma. Oğlum. Yaklaşma. Kurti bırak. Kurti. Sen bırakırsın. Kardeşim mi? Geçti anneciğim, geçti. Bak bak bak. Canım kardeşim. Affet beni. Anladım hatamı. Tamam. Tamam geçti. Ölüm kurtuluş olur mu? Olmaz tabii. Bu kadar sevildiğimi bilseydim yapar mıydım hiç? Çok şükür. Niye yaptın bunu Kurti? Cahillik işte. Yani halbuki ev canımızdan kıymetli mi? Ev mi? Ne olmuş eve? Nasıl oldu bu? Koçum benim. Kurti nasıl oldu dedim. Oyuna geldim Ekin. Mahalledeki kahveye ortak olacaktım. Dümbük paraları alıp kaçmış. Hangi parayı? Evle ne ilgisi var bunun? Lan. Kızım. Abin evi teminat gösterip borç almış. Ne? Nasıl yani? Sonunda yaptın yapacağını değil mi Kurti? Bu evin tapusunda hep gözün vardı zaten. Muzo gel buraya. Ben ailenin refahını düşünerek... Nasıl olur ya?
Kurti, nasıl yaptın bunu? Ne yapacağız peki şimdi? Ya mal nasıl olsa geri gelir. Ben yaşıyorum ya, siz ona dua edin. Bulacağım diyorum parayı. Geniş çevrem var benim. Aman ne çevre. Ya konuşma. Bak söz veriyorum sana. Bu evden daha güzelini yapacağım sana. Hadi uzatma artık. Ekin. Bak şu. Babam bize bu evi yapmak için annemden, bizden bir sene ayrı kalmış. O süre içinde bizi sadece bir kez görmüş. O da bu fotoğraftaki gün. Sense bu evi bir dakikada yok ettin. Ya Ekin. Şimdi bana gelip hikaye anlatma Kurti. Bir kere olsun kendini kurtarmaya çalışma. Bir kere olsun bu aileye verdiğin zararı düşün. Ya telafi edeceğim etme diyorum ama. Etme Kurti. Sakın etmeye çalışma. Belki o zaman bu aileye zararın dokunmaz. Anne nereye? Ahmet'e uğrayacağım. Bize yardım etse etse o eder. Ben de seninle geliyorum. Ahmet amca beni de sever. Ben de geleyim anne. Sen gelme Kurti. Artık hiçbir şeye karışma. Aman be. Al işte bir tane. Yenge kusura bakma. Geçmiş olsuna gelemedim. Bu işçi takımın dertleri bitmiyor ki. Nasıl İsmet Usta? İyi çok şükür. Birkaç güne kadar çıkacak. Ama tabii kalp krizi. Kendine dikkat edecek artık. Ya rahat durmaz ki o. Memleket nereye gidiyor? Yok dürüstlük, yok namus derken yine kendini yer bitirir. Kaç kere söyledim. Usta, millet almış yürümüş. Vatanı milleti sen mi kurtaracaksın dedim. Dinletemedim. Biraz da çağa ayak uyduracaksın değil mi yenge? Yoksa böyle dinozor olur çıkarsın vallahi. Dinozor mu? Şey, yani lafın gelişi yenge. Öyle diyorlar ya şimdi. Şey, ben yine çok konuştum. Acil görüşmek istemişsin. Konu neydi? Hayırdır? Yok bir şey yok. Bir göreyim dedim seni. Vaktini almayalım. Çayınızı içmediniz. Sağ ol. İçmiş kadar olduk. Yanında işe başladığın günü hatırladım şimdi. Gencecik bir adamdı. Üşenmedi, bildiği her şeyi öğretti sana. Kendisi yerine seni sendika başkanlığına önerdi. Bak, bugün hala aynı koltukta oturuyorsun. Yenge, yanlış anladın. İyi ki bana ne elin oğlundan dememiş değil mi? İyi ki... Neydi o laf? Ne? Ha. İyi ki dinozorluk yapmış değil mi? Ahmet Bey. Bu da benden abi. Çocuğu söylediğin doktora götürdük. Para bile almadı. Daha iyi mi var? Daha iyi abi. Çok sağ ol. Oğlum sabah sabah bu kadar içilir mi? Bulaşma, bitmiş bir adamım ben. Merak etme güzel kardeşim. Bir iki gün yumuşarlar. Bu defa zor. Ne yani? Bunlar şimdi ciddi ciddi evlendirecekler mi seni? Fermanımız yazılmış. Hangi çağda yaşıyoruz be abi? Resti çekti adam oğlum. Sen de çek.
Koca Holding'in tek varisi sen değil misin? Elleri mecbur oğlum sana. Blöf yapıyorlar. Beni gözden çıkaramayacakları bir gerçek aslında. Herhalde oğlum. Sen de kek gibi pusuyorsun. Doğru be. Ben bu işi reddederim. Edersin tabii. Ben çekerim West'i. Çekersin abi. Versene şu telefonu. Oturt lafı. Sen düşüneceğini onlar düşünsün. Alo, baba. Akşam yemeğe falan gelmiyorum, bilmiş olun. Kızlarını kakalayacak başka yeni ay bulsunlar. Bak, ben prensipleri olan bir adamım. Oğlumu tanıyamamışsın. Gerekirse her türlü bedeli de öderim. Gelmiyorum yemeğe. İşte bu kadar. Çak kanka. Efendim, bugün oğlumuz Sarp beni aradı. Dün geceki olayla ilgili çok üzüntülü olduğunu, artık geçmişe bir sünger çekip yeni bir hayata başlamak istediğini... doğru aktarıyorum değil mi evladım? Doğru baba, doğru. Bekarlığa artık dayanamadığını ve Berna kızımızla izdivacının en kısa zamanda tamamına erdirilmesini talep etti. Sizin için de bir mahsur mevzubahis değilse... nişanı ve nikahı peş peşe yapmak niyetindeyiz. Gençler kendi aralarında anlaşmışlarsa... Biz de zaten ne zamandır bugünü bekliyorduk. Değil mi Sarp? Tabii ben de, evet. Hadi bakalım. Geçenler sanmamı çiğnedim. Şu hale bak. Türkiye'de on binlerce insan evsizmiş. Sokakta yaşıyorlar. Ne oluyor ya? Yok, yok bir şey. O kadar var mıymış evsiz? Bunun karı var, kuşu var. İnsanın aklı almıyor. Hiç mi görmüyor baştakiler? Ne yapacağız? Değil mi hanım? Doğru söylemişler. Hanım, senin neyin var Allah aşkına? İsmi. Gerçekten ya. Nasıl dayanıyorlar? Hayret. Birinin 50 tane yazlığı, kışlığı, her şeyi var. Öbürü sokakta başını sokacak bir kapı eşiği bile bulamıyor. İşte böyle bir memleket, bu memleket. İyi ki zamanında başımızı sokacak bir ev yapmışız. Her şey çok güzel olmuş Feryal Hanım. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun Nermin Hanım. Vallahi nişanda biz ne yapacağız hanım? Şimdiden hazırlanmamız lazım. Biz nişanı da burada yapalım diyoruz Mustafa. Yani olur mu öyle şey Orhan? Olur, olur. Kafese girdin bacanak, kurtuluş yok. Bak. Evlenince hemen çocuk yapıp şunun kucağına ver. Ver ki ailesi olduğunu anlasın. İlk 3 yılı evi kurmak ve evliliği oturtmak için harcarız zaten. Sonrasında benim niyetim de çocuk yapmak Orhan amca. Ben şimdiden çocukların eğitim için hazırlığa başladım. Onları en iyi okullarda okutacağım. Bakın, planım şu. Sarp, bir şey sordu müstakbel kayınvaliden. Pardon, dalmışım. Soru neydi? Balayı diye sordum evladım. Balayı, tabii balayı yapacağız. Nerede diye sordu. Nerede mi? Şeyde,
Berna nasıl isterse artık. Maldivlere gidin abla. Orası bir harika. Mısır da olabilir. Kızıldeniz gibisi yoktur bacanak. Doruk Mısır'da bir deveye yumruk atmıştı. Deve bayılmıştı. Canım kocacığım benim, miniğim. Miniğin sana kurban olsun. Bundan sonra tatilleri beraber yaparız artık enişte. Doruk Bodrum'da yazlık aldı. Bak, hepimiz geliriz ama ona göre, tamam mı? Ha bak, onu da şimdiden söyleyeyim Sarp. Ben her tatil mutlaka aileme uğrarım. Ya. Tabii uğrayacaksınız kızım. Evet, şimdi gelelim düğüne. Aa, evet, doğru. Büyük bir oteli çıkacağım. Kenan abi, Kurtuluş abinin kardeşi geliyor. Ulan! Çokta öyle bir yer var, o yerlerde üşümeye hazır. Ekin, hoş geldin. Kenan, sana bir şey soracaktım. Bizim Kuti ile ilgili. Yine ne hatlar karıştırmış? Bu bir tefeciden borç almış. Ha. Duydum. Nerede bulurum onu? Ben götüreyim seni. Yok, sen tarif et. Ben kendim giderim. İyi. Sen gidersin. Şimdi dümdüz aşağı ineceksin. Ha! Gördün mü sayıyı? Ne yapıp içiyorsun sen? Bilmem. Sakinleştirici herhalde. Herhalde mi? Oğlum öldürecek misin sen kendini? Ha? Öleyim de kurtulayım anasını satayım. Saçmalama sen. Ben bittim oğlum, duydun mu? Zaten öldüm ben. Toprağın altına girdim. Aman be abicim, buluruz bir çaresini. Çaresi yok Serkan, bitti. Düğünde giyeceğim dona kadar karar verdiler. Yok artık. Önümüzdeki 100 yıl boyunca ne zaman tuvalete gideceğim bile belli oldu. Babam neyse de annem bile Nuh diyor, peygamber demiyor. İnsan zorla evlendirilir mi arkadaş ya? İnsanlar birbirini görür, tanışır, anlaşır. Sonra belki evlenir. Öyle evlen o zaman. Tamam iyi o zaman. Dışarı çıkalım ve önümüze gelen ilk kıza teklif edelim ha? Hayır anlamadın. Oğlum anlaşıp evlenir diyorsun ya. Evet diyorum. Tamam işte ben de anlaşıp evlen diyorum. Sen de benimle beraber üşüttün Serkan. Yani anlaş derken? Evlenmiş numarası yapacaksın. Hem babamla aram düzelecek. Hem de bu anlaşmalı gelin sana hesap sormayacak. Bir süre sonra da bingo! Boşanacaksın. Serkan. Hayatımı kurtardın oğlum. Biliyorum. İyi ki şu magazin dergileri var dostum. Kesinlikle abi. Heh. Yaz. Elif. Elif. Ha, Nazlı. Nazlı. Neydi bu kızın adı? Hani babası ihracatçı olan. Duygu. Heh, o. Onun bir de kuzeni var. Aslı. Devam. Abi, Kurtini kardeşiymiş bayan. Buyurun. Senin bu abinle ne yapacağız biz be ablacığım? Buraya abim hakkında konuşmaya gelmedim.
Niye geldin ablacığım? Borç için. Borç için. Ödeyecek misin peki? Hem de son kuruşuna kadar. Ama sen de bana yardım edeceksin. Yardım mı? Ben daha ne yardım edeyim ablacığım? Senin abin hiç sözünde durmadı ki. Bugün vereceğim, yarın vereceğim derken bugüne kadar idare ettik. Ama artık yeter. Yetmez. Ortada olan şey evimiz. O ev kurtuluşun değil. Babam o evi yapacak parayı bulmak için yıllarca çalıştı. Bunları kurtuluşun düşünmesi lazımdı ablacığım. Sana kardeşimi savunmayacağım. Ama onun hatası yüzünden bütün aileyi cezalandıramazsın. Ya ben de kimseyi evinden etmek istemem. Tek istediğim paramı almak. Malum. Öyleyse dinle şimdi. Senden borçları silmeni istemiyorum. Bundan sonra borç benim borcum. Bak. Fabrikada çalışıyorum ben. Her ay maaşımın yarısı senin. Borç bitene kadar. Çok zarar ederim. Faiziyle hesaplı o halde. İlk taksit. Merak etme. Ben kurtuluş değilim. Bu parayı düzenli olarak alacaksın. Öyle olsun ablacığım. Ama şunu Kurti'ye söyle. Bu ona yaptığım son iyiliktir. Yapmazdım ama sana dua etsin. Sakin ol birader. Gel aşağı, gel. Yok Derya'cığım. Kaç defa aradım ben seni. Ulaşamadım. Derya'cığım olur mu öyle şey? Senin yerin ayrı güzelim. Ben aslında bir konuda sana... Alo? Alo Derya? Yuh be kardeşim. Bir sayfa liste yaptık. Birine de kazık atmamış ol Sarp. O zaten işimize yaramazdı. Cadının teki biliyorsun. Bana bak Sarp. Başka isim kalmadı. Bu son bilesin. Gözünü seveyim dikkatli konuşun. Alo Sinem. Ne haber? Tanıdın mı beni? Tanıyamadın değil mi? Tahmin et. Bilemedin. Sarp, Sarp. Nerelerdesin kız? Bravo Sarp. 20 tane kızdan elde var 0 hocam. Ulan hepinize yedirdiğim yemekler, içirdiğim içkiler haram olsun değil mi? Bu listeye milyarlar yatırdım oğlum ben. Bu mu karşılığı? Seni hiç tanımayan biri olmalı. Olur mu abi tanımayanlara? Tanıyanlarla olmayacağı kesin. Buyurun yardımcı olayım. Bu binada Sarp Bey diye biri var mı? Sarp Bey mi? Çok zor Serkan. Ama başka çare yok. Ne olursa olsun çok güvenilir olmalı. Öyle. Güzel olmalı. Hemen sulandırma be Sarp. İnandırıcılık açısından. Ha, anladım. Akıllı da olmalı. O niye o? Durumu idare edecek. En önemlisi birkaç ay sonra sorun çıkarmadan boşanacak. Zaten bana 6 ay lazım. Neden 6? Ekonomik bağımsızlığımı ilan etmek için. Senin aklından neler geçiyor be abi? Bir mekan açıp babamdan kurtulacağım. Nasıl mekan? Ne bileyim. Belki iyi bir restoran, belki bir gece kulübü. Karar veremedim henüz. Neyse, zaten şu an konu o değil. Önce kızı bulmamız lazım. Hem akıllı, hem güzel, hem güvenilir.
Böyle bir kombinasyon yok abicim. Gel. Bir bayan bu saati danışmaya bırakmış Sarp Bey. Size ait olduğunu söylemiş. Hay Allah. Saati tamamen unutmuşum. Nereden çıktı bu saat ya? Sarp. Sarp, iyi misin? Saati getirdi. Kaç bin dolarlık saati getirdi. Sarp, ne oluyor oğlum? Söylesene. Üstelik güzel. Hem akıllı. Teşekkür etmek istedim. Bir şey değil. Başkası olsa getirmezdi. Yani çok pahalı malum. Belli. Sana bir şey ısmarlayabilir miyim? Hayır canım. Ne münasebet. Hadi lütfen. Hem bir şey söylemek istiyorum sana. Ne söyleyecekmişsin? Burada olmaz. Hadi bir yerde oturalım olur mu? Bakın beyefendi. Abartacak bir şey yok. Saatinizi getirdim o kadar. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Mesele saat değil lütfen. 5 dakikanı alır. Tamam. Ama sadece 5 dakika. Bakalım doğru anlamışım. Seninle yalandan evleneceğim. Evet. 6 ay evli kalacağız. Bu süre içinde sen istediğin gibi yaşayacaksın. Sen de öyle. Aramızda hiçbir şey geçmeyecek. Kesinlikle. İnsanlara birbirimize aşıkmışız gibi numara yapacağız. Elimizden geldiğince. Aşk oyunu oynayacağız yani. Aşkım. Sonra da boşanacağız. Boşanmayı sen isteyeceksin zaten. Ne diyorsun? Sen hiç utanmaz mısın? Nasıl? Üstüne başına bakan da seni adam sanır. Ne oldu ya? Senin gibileri gerçekten anlamıyorum. Para mı delirtiyorsun? Ya bir dakika ya. Bir de seninle oturmuş burada konuşuyorum. Bende hata. Al be. Bir dakika. Ya bir dakika ya, bekler misin? Uzak dur benden. Ya çok özür dilerim, benim hatam. Özür dilemeni istemiyorum. Benden uzak durmanı istiyorum. Bak, haklısın. Senin kazancını söylemedim. İşin maddi yanı sorun değil. Öyle mi? Ne istersen, gerçekten. Ev mi, araba mı? Her türlü ihtiyacın karşılanacak. Tabii her ay için yüklü bir maaş dahil. İşte şimdi iş değişir. Yani? Yani... Az önce yapmayı düşünüp de yapmadığım şeyi şimdi yapabilirim. Oh, oh! Ne oluyor ya? Bir de soruyor. Hem terbiyesiz hem salaksın. Aslında tokadı da hak ettin. Ama bu seferlik façan bozulmasın. Şimdi durağa kadar yürüyüp arkama bakacağım. Hala buradaysan caddedeki herkese bağıra bağıra bana ahlaksız teklifler yağdırdığını söyleyeceğim. Affedin beni. Ama benim hatam değil. Ah canım benim. Erkek
Ulan insanlar birazcık merhamet olur be. Vampir kılık verir. Hepinizin gücü bize yetiyor zaten. Hepinizin. Söyle ne istersin be? Senin adını Karaca Ali Ağa sanırdım. Kancık Ali demek gerekirmiş sana. Bana kancık diyecek babayı iddia arasından doğmadı. Geliyorum. Bir günümüz daha var Sarp. Bırakma kendini. Bitmiştir Serkan. Benden pas. Ne demek o? Buraya kadarmış oğlum. Zaten aptalca bir fikirdi. Sağ ol. Ya üstüne alınma be abi. Evleneceksin yani Berna'yla öyle mi? Bir kırmızı şarap alabilir miyim? Hemen getiriyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bizim Ferrari Naci'yi hatırlıyor musun? Sabuncuların oğlu. Bütün sosyete kızları peşinden koşardı. Kırmızı Ferrari kullanıyordu. 2 sene önce evlendi. Geçenlerde gördüm, saçları dökülmüş. 110 kilo olmuş. Bembeyaz bir suratlı yüzüme baktı. O olduğundan emin misin? Oydu. Yanına gittim, beni tanıdı. Ne oldu sana, çökmüşsün dedim. Alyansını gösterdi oğlum herif. Yapma ya. Ayrılmadan önce eliyle yaklaş diye işaret etti. Kısık bir sesle sigara var mı dedi. Evde sigara içemiyormuş oğlum. Sigara verdim, ağladı adam. Ne diyorsun abi? Benim sonum da öyle mi olacak Serkan? Yok canım. Saçmalama, ne alakası var Serp? Tazelesene. Feryal. Hmm. Uyudun mu? Hmm. Sarp'ın yüzü çok asık, farkında mısın? Orhan Bey, uyu artık. Bir hata mı yapıyoruz acaba? Sakın başlama Orhan. Ama hanım. Bak Orhan. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik, buradan geri dönüş yok artık. Sadece düşünüyordum. Düşünme. Sarp'ın da aklını karıştırma. Her şey yolunda gidiyor. Daha ne istiyorsun? Yat uyu. Çocuk aşık değilim diyor. Olur, merak etme. Sen de bana görür görmez mi aşık oldun? Oldum tabii. Ne kadar da güzeldi. Uyu artık Orhan. Hadi gel oğlum. Lan kitapsız bize mi yetiyor lan gücün? Aa ne oluyor? Siz içeri girin. Gel, gel oğlum gel. Al ulan al. Her şeyimi al, faizi çakal. Oğlum bak, kendine gel. Burada aileler var. Hadi be. Yalan mı? Tefeci değil misin? Milletin kanını emerek yaşamıyor musun lan? Sussana oğlum. Geceleri rahat uyuyor musun lan sen? Ha? Vampir kılık be. Peki lan, benden günah gitti o zaman. Gel lan buraya. Allah! Gel! Gel buraya! Adam öldürüyor lan! Kaçma! Ulan ben sana yapacağımı bilirim.
Hadi. Anne ne oluyor? Anne ne oluyor? Niye boşaltıyorsunuz evi? Hani anlaşmıştık? Abine sorsana. Konuşma kız şu yarasayla. Dün gece ağzının payını verdin mi? Ulan senin... İstediğin oldu değil mi? Ya Ekin, şu vampir kılıklı adama kızacağına... Rahat edemedin değil mi Kurt? Her şeyi berbat etmeden rahat edemedin değil mi? Yıllardır bu ailenin başına bela açmaktan bıkmadın değil mi? Ekin, bak bak, pişman olacağın laflar ediyorsun ama. Pişman mı olacağım? Dua et ki abimsin. Yoksa sadece lafla kalmaz, bir temiz döverdim seni. Gülser, bizde kalın bu gece. Ah komşum, kalmasına kalırım da. İzin Bey çıkacak yarın akşam. Esas ona nasıl söyleyeceğim? Ben söylerim anne. Anlat bakalım. Neyi? Çiçekleri suladınız değil mi kızım? İhmal etmediniz inşallah. Çiçekleri iyi baba. Koltuğuma kimse oturdu mu? Vallahi anlarım ha. Baba. Ah, insan evinin kokusuna hasret kalıyor be. Evet. Daha hazırlanamadın mı? Birazdan hazır olurum. Serkan geldi. Beklesin biraz. Anne. Hı hı. İlk defa bana arka çıkmıyorsun. Nedenini bilmek ister misin? Evet. Küçüklüğünden beri evleneceğin kızı hayal ettim. Hep senin ailemize en uygun kızı bulacağına güvendim. Bıraksanız bulurdum belki. Kazık kadar oldum. Çevrende hala basit, sıradan, kim olduğu belli olmayan bir sürü kadın. Hiçbirini tanımıyorsun. Fark etmez. Erkekler saftır. Bir gün o kızların içinden bir akıllı çıkar, hem sen hem biz rezil oluruz el aleme. Peki ya aşk anne? Ben Berna'ya aşık değilim. Ben babanla evlenirken aşık mıydım sanıyorsun? Önemli olan kuracağın ailedir. Aşk aptallar içindir Sarp ve bir gün biter. Geriye kalanla bir ömür geçirmek zorundasın. İnsanlar senin yüzünden hakkımızda nasıl konuşuyor bir bilsen. Bu evlilik sayesinde bütün cemiyetin gözündeki imajımız düzelecek. Hem babanın hem benim gönlümüz rahat olacak. Aman ne güzel. Berna ailemize yakışan görgülü terbiyeli bir kız. Birbirinize yakışıyorsunuz. Anlayacağın oğlum, senin de akıllanma zamanın geldi. Ve biz de babanla bunu sağlıyoruz. Merak etme. Bir gün bu yüzden bana teşekkür edeceksin. Kızını yurt dışına postalarken de böyle düşündün değil mi anne? Sarp, düzgün konuş. Peki kimin için iyi oldu? Onun için mi? Senin için mi? Üşüyeceksin.
Bak Ekin, bu ev için ne kadar çalıştığını biliyorum. Kurtuluşun yerine ben özür diliyorum senden. Bu ne? Alamam bunu. Alacaksın. Zaten çok bir şey değil. Hem ben o günler için biriktirdim bunları. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi o bir halt yiyor. Sen de onu toplamaya çalışıyorsun. Hadi bizim abimiz. Tüm serserilikleriyle hayat boyu uğraşmak zorundayız. Sen niye dayanıyorsun bu adama? Başında bela mı eksikti? Çok karmaşık. Bir sebebi yok aslında. O beni seviyor. Ben onun beni sevdiğine eminim. İşte bu kadar. Yürüyelim mi biraz? Hadi bakalım. Ekin, hava iyice soğudu. Hadi dönelim artık ha. Olmayacak. Bu böyle olmayacak benim. Nasılsın damat? Böyle deme be Serkan. Oo. Biraz neşelendireyim demiştim ama galiba... Çok mu kötüsün? Kötüyüm ya Gönül. Hem de çok kötüyüm. Düşünme artık Ekin. Bak, yeni bir eve çıkarız. Belki kirası az olan. Sana bir şey soracağım. Sor bakalım. İşleri yoluna koymanın tek yolu... ...istemediğim bir şey yapmak olsaydı yapar mıydın? Duruma göre değişir herhalde. Kendim için sormuyorum oğlum. Gerçek fikrini merak ediyorum. Bilmem. Yapmazdım herhalde. Senin durumun farklı ama. Hiç doğru bir şey yapmıyorum Serkan. Aman ha Sarp. Hiç doğru bir konuşma değil bu. Kendini düşün biraz oğlum. Kendini değil babamı düşünüyorum Gönül. Yarın olanları öğrenince ona ne olacak? Bir şey olmaz Ekin. Kayınpederim güçlüdür, atlatır. Atlatamaz Gönül. Evi onun her şeyi. Ben bir şey yapmazsam atlatamayacak. Ne yapabilirsin ki? Söylerim evlenmeyeceğimi. Saçmalama Sarp. Hem de nişan gecesi. Ne olursa olsun Serkan ya. Berna'yı sevmiyorum. Acele karar verme Sarp. Başka bir yol buluruz. Başka yolu yok. Tek seçeneğim bu. Ekin ne diyorsun? Ne yapmaktan bahsediyorsun? Ekin bak, ne yapacaksan beraber yapalım. Beraber yapabileceğimiz bir şey değil bu Gönül. Korkutuyorsun ama beni. Korkunun ecele faydası yok diyeceğim ama... Ama diyemiyorsun değil mi? Diyemiyorum. Kendime çok kızıyorum. Keşke diyecek gücüm olsa. Keşke. Gönül bekleyemem. Gitmem lazım. Fazla vaktim kalmadı. A dur. Annen sorarsa ne diyeceğim ben? Fazla mesaisi varmıştı. Fabrikada de. Şu geceyi bir atlatalım, kurban keseceğim Feriha. Ay o niye öyle Orhan? Yeni yeni adetler çıkar mı? Yüzün gülsüne şekerim. Cenaze mi lan bu? Prangayı takıyor musun bacanak? Evet. Evet, gerçekten çok.
Hanımlar, beyler. Bugün benim için bir hayal gerçek oluyor. Hani olmasa gözüm açık gidecek denir ya. Bu onlardan biri işte. Oğlumuzu Cemiyet Dergilerinden emekli ediyoruz. Burası olduğuna emin misiniz? Tek söyler demediniz mi? Evet. Burası, burası. Onu artık bu zarif bayanın yanında bir ömür boyu görmek istiyoruz. Hanımefendi. Hanım ne diyecektin? Allah tamamını erdirsin. Allah tamamını erdirsin. Hanımefendi. Hanımefendi, ya nereye gidiyorsun? Yapma. Ne oluyor orada ya? Sarp Bey'i görmeye gelmiş bey. Kimsin kızım sen? Ulan yine ne altlar karıştırdın? Teklifini düşündüm. Kabul ediyorum. Ne bu rezalet Sarp? Ne diyor bu kız? Ne teklifi bu Sarp? Evlilik teklifi.